İnsan hayata bir kere geliyor. Bütün yaşadıkları tek seferlik. Bütün değerlendirmeler tek seferlik. Ne kadar neyi çok yaparsak biz ona benzeriz. Ne tarafta durursak gözümüz, gönlümüz, bütün bedenimiz o tarafa doğru gider. Kimlere yakın olursak onlara benzeme eğilimi içinde oluruz. O halde insanın sadece bir seferlik olan bu yolculuğunda nerede olduğu, nerede durduğu, kimlerle birlikte yol yürüdüğü çok önemli. Bilgi aklı çalıştıran enerji gibidir. Arabayı çalıştıran benzin gibidir. Eğer bilgi doğru olursa, eğer bilgi bizi hakikate götürecek bir kanaldan kaynaklanan ve bizim tam da ihtiyacımız olan bilgi ise, o zaman biz o bilgiyle daha sağlıklı, daha doğru, daha güzel yolculuklar yapabiliriz. Yok eğer arabayı ilerletecek olan benzin katkı maddeli ise, kalitesiz ise, uygunsuz ise bizi yolda bırakır. Aynen yanlış bilginin bizi tökezleterek yollarda düşürdüğü, bize zarar verdiği ve ilerlememizi engellediği gibi. O zaman Allah-u Teala'nın bize verdiği muhteşem akıl, muhteşem beyin, düşünme gücü, hareket kabiliyeti, karar verme özelliği ve akledip, fehmedip, öngörebilme becerisi insanda var. Bu potansiyel her insanda var. Biz hangi bilgi ile, bizi nerelere sevk edecek bilgi ile hareket ediyoruz, buna bağlı olarak ileri mi gidiyoruz, geri mi kalıyoruz, yoksa ortalarda mıyız? Kime yakınız, kime uzağız? Ve şu anda doğru dediğimiz ve hayata geçirdiğimiz bilgiler gerçekten test edilerek doğruluğu onaylanmış, doğruluğu kabul görmüş bir bilgiler mi? O zaman ben biliyorum dediğimiz zaman bunun mutlaka en sağlam kaynağımız Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri ve sünnet-i seniyyesi. Eğer onlara uyguladığımızda, eğer onlara vurduğumuzda bu onların öğretileriyle aynı kulvara işaret ediyorsa o bilgiye sahip çıkalım. Ama yok eğer o öyle, onlar öyle diyor ama Kur'an-ı Kerim'de böyle diyor ama diye başlayan cümleler kendimize gerekçe ürettiğimiz cümlelerdir. Kur'an'a göre değil, kendi duygularımıza ya da ihtiyaç olduğunu zannettiğimiz şeylere göre oluşturduğumuz bir yönelim biçimidir, bir mazeretler bütünüdür ve hiçbir manası yoktur. En doğru adım Allah'a götürecek yolda atılmış adımdır. En doğru yol salihlerin, fazılların, istikamet üzere olan kişilerin gittiği yoldur. Ve bu başka yollardan eklemeler alarak, büyüyerek giden ve Allah'ın rahmetiyle oradaki insanların güçlenerek gittiği bir yoldur. O zaman şöyle bir kendimize baksak. Şu anda ben hangi bilgilerle hareket ediyorum? Şu anda ben nereye doğru gidiyorum? Şu anda ben gerçekten şu anda Allah-u Teala, ey kulum, ey salih kulum, yeter artık ömrün senin bu zamana kadardı. Seni ben şu anda huzuruma çağırıyorum dese, ben hangi yol üzere yürüyorken Allah'a ulaşmış olacağım? Ve bu Allah'ın istediği yol mu? Bunları hesaba katmazsak, Azrail'i gördükten sonra eyvah, ben şu anda ölüyormuşum, ben herkese geliyor, bana henüz gelmez zannetmiştim. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dediğim zaman, ya daha Allah'ın izniyle inşallah yaşarız diye ümit bağlamıştım. Ama benim daha yapılacak işlerim vardı, ödenecek borçlarım vardı, birilerine teşekkür edecektim, birilerinden özür dileyecektim, felancayı bize çağıracaktım, felancanın hakkını yedim, onunla konuşarak helallik isteyecektim. Bitti, her şey zamanında. Zamanı geçtikten sonra Allah'ın bizi ne zaman çağıracağını bilmiyoruz. Azrail randevu almadan geliyor. Azrail'i gördükten sonra tüh demenin, eyvah demenin bir manası yok. O zamana kadar özür mü dileyeceksin? Anında dile. Teşekkür mü edeceksin? Hemen o anda et. Bir iyilik mi yapacaksın? Hemen yap. Aklına farklı düşünceler gelip de, ya ne gereği vardı, ona iyilik yapıyorsun da sen ondan daha zor durumdasın da gibi zihnimizde bizim ikinci bir garip, anlamsız, özür diliyorum, kaba konuşacağım ama saçma sapan bizim Allah'a olan yolculuğumuza atacağımız adımlarda bizi engelleyecek cümleler çok zihnimizde ürer. Çoğalır. Biz onlara göre hareket edersek, ya verecektim ama boşver, başka zaman veririm deriz. Gitti. O hayır kaçtı. Ve bir daha onun aklına böylece gelmesi zor bir ihtimal.
O bir fırsattı, aklına geldiği zaman yapmak üzere Allah'ın seni bulunduğun yerden birkaç basamak yukarıya çıkaracağı bir fırsattı. O fırsat kaçtı. Bundan sonrasına bakalım. Giden gitti. O yüzden de anımızı nasıl değerlendirdiğimiz geçmişimizin nasıl olduğunu belirler. Geleceğimizin nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsak da şu anki gidişimizin nasıl olduğuna bakalım. Hani bir atasözü var, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diye. O zaman biz de çarşambayı öyle güzel yaşayalım ki perşembelerimiz iyi olsun. Evet efendim, bütün bunlardan sözü bilgiye getireceğim. Bilginin bizim hayatımıza ne kadar önemli bir rolü olduğuna getireceğim. Bugün de canımızı üstümüzde var eden, nefesimizi var eden, konuşma becerisi veren ve sizlerle buluşturan Rabbime yarattığı zerreleri adedince şükürler olsun. Uyku küçük ölüm derler, uyanamayabilirdik. Yolda kaza geçirip vefat edebilirdik. Buraya gelmek bugün nasip olmayabilirdi. Bir gün olmayacak. Allah İman ile Kur'an ile huzuruna gitmeyi nasip etsin. Hayırlı bir ölümle ve yüzümüz ak olarak huzuruna gidebileceğimiz güzel amellerle huzuruna da bulunmamızı nasip etsin. Ve şunu hepimiz biliyoruz ki biz yaptığımız amellerle cennete gitmeyeceğiz. Ameller bizim aşağı seviyelerden yukarı seviyelere çıkabilmemiz, daha iyi insan olabilmemiz, daha kaliteli yaşayabilmemiz için bize lazım olacak bir şey. Rabbim bizim niyetimize göre eksiğimizi tamamlayacak, yanlışımızı düzeltecek, hatalarımızı bağışlayıp affedecek ve inşallah bizi salihler zümresine katacak. İyiler sınıfına yazacak. İnşallah adil olanlar, ölçülü olanlar, başkalarının hakkını koruyanlar sınıfına yazacak. İnşallah öyle umuyoruz. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki ben kulumun zannı üzereyim. Bizde hep ümit var olacağız ama aynı zamanda edeple, aynı zamanda hürmetle, aynı zamanda saygıyla inşallah. Efendim, buraya gelirken bu süre içerisinde konuyu zihnimden geçiriyorum. Ben bugün bu konuyla neyi verebilirim, neyi daha etkili bir cümleyle verirsem değerli dinleyicilerimizin gönlüne dokunur. Dokunduğu zaman kendilerine daha iyi hissederler, daha mutlu, daha güçlü hissederler ve tamam eksiğim var ama ben daha iyisini de yapabilirim. Allah bugün bana hayatta kalmayı ikram ettiyse bu bir ödül. Bugün hayatta kalmak bir ödül. Bunu bana ikram ettiyse bana güveniyor, bana inanıyor. Benim daha iyi olabileceğime dair ümit besliyor. Ve bu dünya için benim yapmam gerekenleri yapmam konusunda bana bir fırsat daha verdi. Dedirtebilirsem. Ve program bittikten sonra ay Allah'a şükür iyi ki bu programı dinlemişim. İçim açıldı, kendimi daha iyi, daha ferah hissediyorum. Bugün yapacağım işleri yapmak için daha böyle enerjik hissediyorum. Rabbimi daha çok seviyorum, çocuklarımı seviyorum, eşimi seviyorum dedirtebilirse Rabbim lütfuyla, ikramıyla bu benim için ödüllerin en güzeli olacak inşallah. Efendim, zihin bilgiyle çalışıyor, beyin bilgiyle çalışıyor. Aldığı bilgiyi kullanıyor. Fakat bilginin kullanılabilmesi için yüreğin de onayı gerekiyor. Eğer yüreğimiz bir şey söyler, zihnimiz bir şey söylerse çoğunlukla kazanan yürektir. O yüzden de bilginin ne kadar doğru olduğu önemli ama ne kadar yüreğe tesir ettiği daha önemli. Çünkü yürek ikinci bir yönetim merkezidir. Akıl, beyin, bizim beş duyumuzu yönetiyorlar ama bizim yüreğimizde eğer kabaran duygular varsa, bunlar olumluysa olumsuz, olumlu istikamette, olumsuzsa olumsuz istikamette gitmemizi akıl, beyin ve diğer bizim letaiflerimiz bizi engelleyemez. O yüzden de duygular değişince davranışlar değişebilir. Psikoterapi eğitimlerimizde hocamız, değerli profesör hocamızın ısrarla söylediği bir şey vardı. Bir davranışın niçin yapıldığını anlamak istiyorsanız o davranışı yaptıran duyguya bakınız. Şimdi anne çocuğuna kızıyor. Çok geliyor. Allah razı olsun, danışmanlık almak için Salih Hanım, öfkemi kontrol edemiyorum. Çocuklarıma bağırıyorum. Ondan sonra da oturup ağlıyorum diyerek çocuklarıyla ilgili iletişim sorunu var diye bana geliyorlar. Ama ben biliyorum ki mesele çocuklar değil. Çocuklar bir sonuç. Ondan sonra diyorum ki sorununuz nedir? Size nasıl yardımcı olabilirim diyorum. O anlatıyor. İşte vaktinde kalkamıyorum, planladığım işleri yapamıyorum, kendimi kötü hissediyorum, çocuklarıma bağırıyorum, aslında bağırmamam gerektiğini biliyorum. İşte çocuklarımla zaman geçirmek istiyorum ama aniden öfkeleniyorum. Sayıyor, döküyor. Peki diyorum, ben bunları not alıyorum. Şimdi başka bir şey soracağım diyorum. Eşinizle aranız nasıl diyorum. Eh işte diyor, nasıl yani diyorum. Eh işte nasıl.
Ya işte iyi gitmeye çalışıyor ama ondan sonra başlıyor. Ya eşim eve geliyor, bizimle hiç ilgilenmiyor. Birlikte paylaşımımız yok. Çocukların okulu nasıl olmuş, dersleri nasıl olmuş, çocuğumuz o gün bir başarı kazanmış. Diyorum ki bak bugün işte çocuk okuldaki bir yarışmada şu kadar kazandı. İyi iyi, Allah'a şükür, iyi, aferin oğlum sana diyor. Başını okşuyor, bitti. Bir konuşma, bir paylaşma, çocuğun duygularını ifade etmesine müsaade etme. Oturup birlikte ailece bir sofra da yemek yeme, her birimiz birbirimizin gözlerine bakarak, birisi ötekinin çayını doldurarak, birikinin suyunu vererek, ya bir iletişim içerisinde bir aileyiz biz. Aile demek birbirine bakan, birbirini gören, birbirini seven, birbiriyle paylaşım içinde olan, aynı evde yaşayan değil, paylaşan insanlar olmak demek aile. Aynı evde yaşayan değil, aynı evin içerisinde hayatı paylaşan bireylere biz aile diyoruz. Efendim, hani demiştik ya, bizi ilerleten şeyler bilgilerdir. Bir beyefendi kardeşim diyor ki, Salih Hanım, yeni evlendim. İşten çıkıp hemen koşa koşa eşimin yanına gitmek istiyorum. Ama annem bana dedi ki, öyle çocuklar gibi, toy çocuklar gibi hemen çocukların annesine koşması gibi sen de hanımına koşma. Ağır ol, oturaklı ol. Erkek adam eve erken gelmez dedi diyor. Allah'ım ne yapsam, işim bitti. İnanın Salih Hanım diyor, kaç kere sokakları tur atıyorum. Erkek adam eve erken gelmezmiş. Benim de o zaman gitmemem lazım. Ah, hanımımı da özledim ama olsun, annem öyle dedi. Ben diyor kaç yıl eve geç geldim. Kaç yıl. Niye? Annem bana öyle dedi. Şimdi eğer bu beyefendinin zihninde kendisinin rolleri ve sorumluluklarıyla ilgili doğru bir bilgi olsaydı, annesine derdi ki, anneciğim bunu sen hangi kitaptan öğrendin? Allah Resulü yatsı namazından sonra yatın diyor, akşam namazından sonra evde olun diyor, birbirinizle zaman geçirin diyor, peygamber böyle diyor, sen böyle diyorsun, ben hanginize uyuyacağım? Tabii ki peygamberime uyuyacağım. Benim dışarıda işim bittikten sonra ben niye zamanımı dışarıda geçireyim, hanımımla çocuklarımla geçireyim? Bu yanlış bir bilgi diyemiyor, çünkü bunun daha doğrusu yok. Biz annelerimizin sözünü haşa ayet gibi görürsek, anneye öf bile deme ayetinin insanları ne kadar paramparça ettiğini görüyoruz. O kadar yanlış anlıyoruz ki. Annesi iç işlerine müdahale ediyor. Gelineyle oğlunun baş başa zaman geçirmesine müsaade etmiyor. Çocuk sayılarına, yatak odalarına varana kadar müdahale ediyor. Anneye öf bile deme. İşte annem ne derse o olur. Sen nesin? Annen bir şey diyor, senin diyecek bir şeyin yok mu? Allah anneye öf bile demeyin derken bunu mu kastetti? Hayatının yönetimini annenin eline ver, sizi evire çevire yönetsin mi dedi, ne dedi? Dolayısıyla bizim ayetleri de, hadis-i şerifleri de nerede, nasıl kullanacağımız konusunda gerçekten sağlam, gerçekten ayakları yere basan ve bizim hayatımızda bize nefes aldıracak bilgilere ihtiyacımız. Ne demek yani? Annenin yeri ayrıdır, eşin yeri ayrıdır. Bu ikisinin arasındaki dengeyi kuracak olan erkektir. Anneni kırma ama onun her dediğini yapmak zorunda değilsin ki. Yanlışsa, anneciğim tamam ben ayarlarım, sen hiç meraklanma, güzel anacığım de yanaklarını öp, sarıl, git, bildiğini yap. Anneni kırma yine. Hastaysa sırtında taşı. Bakıma muhtaçsa bak, asla kırma. Ama bakıyorsun ki, hani bir çok güzel bir söz var ya, Allah'a isyanda mahluka itaat yoktur. Senin eşine karşı sorumluluklarını yapmanı engelliyor. Çocuklarına karşı sorumluluk yapmanı engelliyor. Gidip birlikte zaman geçirmenizi, bir aile olmanızı engelliyor. Annen düşünemiyor. Annen yanlış yapıyor. Sen de o yanlışı tekrar etmek zorunda mısın? Kur'an-ı Kerim'in hükmü diyor ki, zarara zararla karşılık vermek yoktur. O bir zarar veriyor. Sen de o zararı annenin söylediklerini yaparak katlıyorsun. Annen zarar verecek şekilde konuşuyor ama sen bir erkek gibi irade gösteremiyorsun. Kendini yönetemiyorsun. Tabii böyle bir anne de kendisine bağımlı çocuk yetiştirir. O da var. İşte erkek beyefendi kardeşlerimizin, oğullarımızın da annelerin evet baş tacıdır. Evet cennet anaların ayakları altındadır. Ama bu şu demek değildir. Annenin ne kadar dediğini yaparsan o kadar cennet ehlisin. Hayır, bunun böyle olmadığını ben titizlikle sorarak öğrendim. Cennet anaların ayağı altındadır demek, anneler cennet ehli çocuklar yetiştirir demekmiş. Her annenin her dediğini yapacaksın diye bir kaide yok. Babanın her dediğini yapacaksın diye bir kaide yok. Sizin şartlarınıza, sizin ihtiyaçlarınıza uyuyorsa amenna. Niye hayır diyeceksiniz o zaman? Sevin, sayın, sözlerine göre hareket edin ama baktınız ki sizin aile dinamiklerinizi temelden sarsıyor. Sizin huzurunuz bozuluyor, sizin aranızdaki uyum bozuluyor. O zaman bir dakika,
Bir dakika, anne olmak demek her şeyi tamamen doğru bilmek demek değil ki. Hem biz artık 40-50 yıl öncesinde yaşamıyoruz. Bizim zamanımızda diye başlayan cümlelerin çoktan modası geçti. Bunu kim kullanırsa yanlış kullanıyor. O zaman da kaldı. Biz işte eşimizin karşısında ağzımızı açmazdık. Yanlış yapmışsın, geri geldiği zaman nezaketle fikrini belirteceksin. Nezaketle, hayatım bunu şöyle yaparsak nasıl olur? Bana göre şöyle gibi daha iyi geliyor ama yine de birlikte bir değerlendirebilir miyiz? Yine de sen bilirsin diye saygıda kusur etmeyerek, karşımızdakini kırıp incitmeyerek düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Allah Resulü'nün eşleri kendilerine istediklerini söylüyormuş. Dışarıdan birileri bütün soracaklarını soruyormuş. Böyle ağzını açmayacaksın, kadınsın, ömür boyu susacaksın diye bir kaide yok. Sadece edebiniz, sadece nezaketini, sadece saygını takınacaksın ve edep çerçevesi içerisinde sorunu da sorarsın. Yeri geldiği zaman tavrını da belirtirsin. Dolayısıyla Allah kimseye köle yapmıyor ki. Annesinin kölesi olan erkek beyefendi oğullarımız var. Yazıktır, günahtır. Hanımı imdat çığlıkları atıyor ama o sen şükürsüzsün, annem sana ne yaptı diyor. Ama ne yaptığını ikisi de daha iyi biliyorlar ama annesinin kesinlikle annemin ayranı ekşi demiyor. Böyle olduğu zaman da gerçekten ciddi aile krizleri yaşanıyor, hatta yuvalar bozuluyor. O yüzden de bizim hareket ederken, karar verirken, bir söz söylerken bunu niçin söylediğimiz, bunu nasıl söylediğimiz ve bununla nereye ulaşmak istediğimiz çok önemli. Onun için diyoruz ki bilgi hayatımızda yol, bilgi hayatımızda gideceğimiz yola nasıl gideceğimizi bizi bilgilendirir. Bilgi bizim adeta bizi koruyan zırhımız gibidir. Bizi ilerleten yolumuz gibidir. Zihnimizi açan ışık gibidir. Bizi besleyen gıda gibidir. Bilgiyi her şeye uyarlayabiliriz. Ve bilgisiz hayat el yordamıyla karanlıkta yaşanan bir hayat gibidir. Bilgisiz bir hayat sırtında bir ton yükle yokuş çıkan insanın hayatı yaşaması gibidir. Oysa asfaltta kayar gibi, en lüks arabalarla gider gibi gitmek de Allah'ın cüz-i iradeyle bize verdiği sınırlar içerisinde bizim elimizde. Diyorduk ki bilgi çok önemli. Bilgi bizi yürütür. Bilgi, hani görme kusuru olan insanların gözüne o kusurları telafi edici bir gözlük takılır, bir cam takılır. O kusurlar yokmuş gibi görür. Yani görmeyi netleştirir. Görme kusurlarının göremediği şeyleri gözlükle görebilirsiniz. Adeta bilgi de bizim bilgi eksikliğinden dolayı göremediğimiz, anlayamadığımız şeyleri daha çok anlamamıza yardımcı olur. Efendim, bu arada konuya ikinci bölümde girmeden önce iki tane soru geldi. İzniniz o soruları cevaplayıp ondan sonra kaldığım yerden devam edeceğim. Saliha Hanım, hayırlı yayınlar. Arkadaşımın eşi her yaz arkadaşlarıyla 3-4 erkek yalnız tatile gidiyor. Her yaz huzursuzluk çıkıyor. Başka bir sorunları yok. Nasıl tepki vermeli? Bir ay küsüyor. Artık ben de izin veriyorum diyor ama çok üzülüyor. Bu konuya biraz değinir misiniz? Şimdi arkadaşlarıyla tatile gitmenin bir mahsuru yok. Sadece sizinle de tatil yapıyor. Sizinle de sizin hakkınızı gideriyor. Sonra da ya hayatım bizim kendi arkadaş grubumuzla bekarlıktan kafa kafaya kafa dengi arkadaşlarla baş başa takılmamızı biz özlüyoruz. İzninle ben arkadaşlarımla da yalnız tatil yapacağım diyorsa bana göre bunda bir sıkıntı yok. Ama mesela bazıları diyor ki işte durumumuz yok. İki tatile birden gücüm yetmiyor. Siz evde durun. Ben sizi annemgile bırakayım. İşte oranın bahçesi var. O da tatil gibi şu bu. Yani kendisine geldiği zaman arkadaşlarıyla tatil yapmaya parası var ama size tatil yaptırmaya parası yoksa bu normal değil. Ama sizinle de birlikte ailece güzel tatil yapıyorsunuz ama arkadaşlarıyla birlikte de tatile gidiyorsa bence bunda bir mahsur yok. Başka sorununuz yoksa hele hiç bunu sorun etmemelisiniz. Çünkü herkesin arkadaşlarıyla paylaşımları farklı olabilir. Şimdi bayanlar olduğu zaman ki iletişim, paylaşım başka olur. Çoluk çocukla başka olur. Baş başa başka olur. Aslında şöyle yapsalar, o 3-4 arkadaş hepsi çoluk çocuk birlikte gitseler bu da güzel olur. Ama size tatil hakkınızı vermiş, gönlünüzü yapmış, ondan sonra da 3-4 erkek gidiyorsa bence bunu dert etmeyin. Burada bir sıkıntı yok bana göre. Üzülmeye de gerek yok. Eşinizle güzel bir zaman geçirerek bence ağız tadıyla yaşamaya devam edin. Allah kolaylık versin.
Salih abla, çok güzel konuşuyorsunuz, Allah razı olsun. Eşimle anlaşmazlıklarımız var. Eşim her şeye kötü tarafından bakıyor, etrafındakileri çok görüyor, hep bizde kusur arıyor. Mesela oyuncak kırıldığında, bardak kırıldığında bile bize hakaret ediyor. Çok sinirli, her şeyi kendi istediği gibi olsun istiyor. Evin düzeni bile tartışmalarımız hiç çözüm odaklı değil. Eşimin karşısında kendimi hiç ifade edemiyorum. Bir oğlum var, kekeliyor. Nasıl davranmam gerekiyor? Sizinle konuşmayı çok istiyorum. Nasıl ulaşabilirim? Allah razı olsun demiş. Efendim, öncelikle şimdi tabii bu bütün bilgileri ben tek taraflı alıyorum. Bir de diğer tarafı dinledikten sonra aslında ben daha reel, daha ayakları yere basan şeyler söyleyebilirim. Ama şu verilen bilgiye göre bir şeyler söyleyecek olursam, bu olumsuzluk çoğunlukla anne babanın yanındayken oluşuyor. Anne baba birisini çok eleştirmişse, bir çocuğu evli, bekarlığında, çocukluğunda hiç beğenmemişse, hep ondan daha çok şey istemiş, getirdiği hiçbir şeyle memnun olmamışsa, iyi yönleri hep görmeyip olumsuz yönleri görmüşse, bu otomatik sanki deri rengi gibi o insana yapışıyor ve o insanın hayatında da devam ediyor. İşte programın başında bilgi demiştim ya, neyin daha doğru olduğunu aramadığımız için mevcut hale kilitleniyoruz. Dolayısıyla eşlerin kendi rolleri, kendi sorumlulukları, kendi sınırları, birbirlerine karşı görevleri, çocuklarına karşı görevleri, hayata karşı ailenin düzeni, bir çöp taşıması bile, bir masayı toplarken insanların birbirine yardım etmesi bile, böyle bir paylaşım içerisinde, sevgi, saygı içerisinde ne kadar güzel gider. Ama bizde konuşma yok ki, ama bizde işte ben sana nasıl yardımcı olabilirim demek yok ki, bu senin görevin, bunu yapmak zorundasın, çocuk gibi ne teşekkür bekliyorsun. Bunlar hiç nezaketli yaşama biçiminin sözleri değil. Allah Resulü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e uygun, onun sünnetine uygun, onun yaşayışına uygun cümle biçimleri değil. Dolayısıyla anne babasından ne gördüyse zincirleme trafik kazası gibi onu da hala hayatına geçirenler doğruyu aramayanlardır. Kendisini düzeltmek gibi bir derdi olmayanlardır. Konuşarak insan kendisini düzeltemez, öğrenerek düzeltir. Ve öğrendiğini de gerçekten ben ne yaparsam Rabbim benim halimden razı olur. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu anda benim yerimde olsaydı o ne yapardı? İşte hayatı değiştiren iki soru budur. Allah ne yaparsam razı olur, ne yaparsam Allah'ın hükmüne göre doğru olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olsaydı, benim durumumda olsaydı o ne yapardı? O yüzden bir, oturup sakince konuşarak, onu sevdiğinizi söyleyerek ama bu davranışın sizi yıprattığını söyleyerek, benim senin biraz daha rahat olmanda yapabileceğim bir şey var mı? Senin bu öfkeni giderebilmek için bana ne düşüyor? Mesela öfke sebeplerini anlamsızlaştırmak gerekiyor. Öfkelendiğin zaman onu kontrol etmek diye çalışmak yerine o öfkelenilen şeylerin öfkelenmeye değer olmadığını anlamak gerçek öfke yönetimidir. Öfke kontrolüdür. Olduktan sonra o kadar kolay değil öfkeliyken kendisini durdurmak ya da yapılacak şeyleri engellemek. Bazen öyle oluyor ki Allah korusun insan cinayet işliyor ve aklı başından gidiyor, bir bakıyor ki evde ne kadar kap, kacak, tencere varsa aşağıya inmiş, mevcut bardaklar kırılmış, ben ne yaptığımı hatırlamıyorum diyor. O kadar gözü dönüyor insanın. O yüzden de hani neler üzülmeye değer, neler bozulmaya değer. Mesela ben şunu, bugün evimizde bile mevzu oldu. Ben önceden kırılan, bozulan şeyleri üzülürdüm. Ay tüh ya, ne kadar dikkatsizim, kırdım falan derdim. Sonra öğrendim ki eşyanın da bir ömrü vardır. Bu söz benim Allah'ım o kadar çok hoşuma gitti ki, beni o kadar çok tabiri caizse rehabilite etti ki, eşyanın da bir ömrü vardır. O yüzden bu zamanı gelmiş, ha, dikkat edebilir miyim? Bundan sonra daha dikkat edelim. Bu kadar. Hiçbir şey insandan daha önemli değil. Hiçbir şey. Ve erkek sebepsiz yere bağırırsa, sebepsiz yere kalp kırarsa heybetini kaybeder. Eşinin ve çocuklarının gözündeki değerine zarar verir. Karşısındakinin saygınlığına, kendisine saygı duymasına zarar verir. Bu çok tehlikeli bir şey. Kırılmış bağırsan ne olur? Ve evde bardak kırılmazsa, oyuncak kırılmazsa, bir şey dökülüp kirlenmezse o evde yaşadığı anlaşılır mı? Bunların hepsi her ailede olacak bir şey. Ne var bunda? Çünkü yüreği dar. Yüreği genişlememiş, yüreği ferahlamamış. Önceden hep bastırılmış duyguları var, anlaşılmamış. Kendisine tepki çok olumsuz ve kötü, negatif tepkiler verilmiş. Dolayısıyla kendi içinde barışık değil. Aslında çok yardıma ihtiyacı var ama bu
durumda olan değerli evlatlarımız da, kardeşlerimiz de ne yazık ki ben hasta değilim, ben deli değilim, sen git, sen hastasın zaten diyerek kendi durumunu kamufle ediyor. Karşısındakinin hiç de alakasız bir davranışını sorun yapıp oradan söylemesi gereken her şeyi söyleyebiliyor. Bizim ne söylediğimizden ziyade gerçekten hem de niyetle söylediğimiz hem de karşımızdaki sessiz kalıyor olabilir ama Allah'ın melekleri yazıyor. Kiramen katibin melekleri sağımızda ve solumuzda yazıyor. O yüzden de amel defterimize iyi şeyler yazdıralım. Hanımefendi, bolca dua edin, niyet tutarak sadaka verin, eşinizin yaptığına göre yapmayın, öfkelenme kaynaklarını anlamaya çalışın, eşinize zaman zaman yeri geldikçe haklısın deyin ve kendisini hani onore ederek, kendisinin değerlilik duygularını artıracak şekilde davranarak kendisine yardımcı olabilirsiniz. Aslında birlikte bir danışmana gitseniz, bir aile danışmanına ne kadar güzel olur. Diyelim ki eşiniz gitmedi, siz gidin ve bu durumda eşinize nasıl yardımcı olabilirsiniz? Onun öfkesinin tetiklenmemesi için gerek çocuklar gerek siz nasıl davranırsanız eşiniz bundan sonra daha iyi olur. Bunu bir uzman size söyleyecektir. Çocuğun kekelemesi de korkudandır büyük bir ihtimalle. Baba düzelirse büyük bir ihtimalle evdeki bu terörize ortam normale dönerse, bu kavgalı gürültülü bağırış çağırışlı ortam sakinleşirse çocuk da dinginleşebilir. O yüzden çocuğun yaşı kaç bilmiyorum ama sebepler değiştiği zaman sonuçlar da değişir. Allah kolaylık versin efendim. Efendim bir başka soru. Hayırlı yayınlar Salih Hanım. Ben evlilik niyetiyle öğretmen bir beyle görüştüm. Her şey çok iyi gidiyordu ama işin adının konması gerektiğinde ailesi bir türlü yanaşmadı, kabul etmedi. Bu durumda ne yapmalı? Bu nasıl bir şey, ben anlamadım. Evlilik niyetiyle görüşüyorsunuz. Adı konmayacaksa o zaman niye görüşüyorsunuz? Nasıl bir şey? O zaman ya sizinle ilgili içlerine sinmeyen bir şey var, kabul etmek istemiyorlar. Ya henüz ne derler ona, ekonomik yönden iyi değiller. Şu anda henüz göze alamıyoruz derler. Ama bunu açık net söylemeleri lazım. Biz sizin hemen evlenmenizi isteriz ama şu anda ekonomik yönden bunu kaldıracak durumda değiliz. Şu kadar zamana ihtiyacımız var dersiniz. Adını gene koyarsınız. Aile içerisinde böyle paldır küldür birilerinin iyice, nasıl ifade edeyim onu, hani kalabalık gruplara işte yemekler vererek, davetler vererek ahım şahım bir şey yapmak yerine 2-3 aileyi iki tarafında birinci dereceden akrabalarını toplayıp aile içerisinde bir nişan yaparsınız, adını koyarsınız, ondan sonra da devamı gelir. Allah kerimdir, Allah kolaylık verir. Yani bir defa bir türlü yanaşmamasını ben hiç anlamadım. Ya sizinle ilgili endişeleri var, ya da ekonomik sıkıntıları var, ya da hemen böyle paldır küldür gibi gelmişse eğer araya zaman biraz daha tanımak için zaman araya girsin diyebilirler. Bir hanımefendi diyor ki, ay Salih Hanım 10 ay gibi kısa bir sürede evlendik diyor. Hiç birbirimizi tanıyamadık. Dedim ki 10 ay kısa mı? Ya biz eşimle ilk görüşmede karar verdik. O birinci seferinde açıkladı. Ben ikinci görüşmede açıkladım. Üçüncüde istemeye gittiler. Dördüncüde nişan yaptık. Ev bulduk. Evlendik. Bitti. Yani evlendiğiniz zaman tanışacaksınız gerçek anlamda. Zaten insanları yeteri kadar evlenmeden tanıyamazsınız. Evlilik bir kaderdir. Aradığınız 3-4 asıl mesele, asıl şey varsa, özellik varsa tamam dersiniz. Ben 5-6 yıl bir erkekle konuşup hala karar veremiyorum, tanıyamadım dedi diyenleri bizzat bu kulaklarımla duydum ben. Tanımanın ölçüsü ne? İçin ısındıysa, çalışkansa, düzgünse, bir evi geçindirecek geliri varsa, ondan sonra düzgün ahlakı varsa tamam, daha ne arıyorsun? Bu devirde evi olmayana işte kız verilir mi? Vallahi 34 yıldır biz kirada yaşıyoruz ve çok mutluyuz. Yani bu fazlaca da mantıklı, fazlaca da anlamlı bir şey değil. Böyle diye diye kızlar evde kalıyor. Böyle diye diye genç delikanlılar bazen de uygunsuz, bazen de hiç istemedikleri birileriyle yani evlenmek zorunda kalabiliyorlar. Buna da şahit oldum. O yüzden yani üzümün çöpü var, armudun sapı var demeye gerek yok. Bunlar zaten olarak hayat olacak. Sıfır problem bir aday isterseniz hiç beklemeyin, bu işe hiç girmeyin. Ne sıfır problem bir kız bulabilirsiniz, ne sıfır problem bir erkek bulabilirsiniz. Allah zaten kaldırabileceğini verir insanlara. O yüzden de sakin olun ve doğru bir aday bulduğunuz zaman lütfen adayı kaçırmayın. Efendim, Karabük'ten Zuhal Çiçek hanımefendi yazmışlar. Sevgiler, saygılar Salih Hocam, severek dinliyoruz demişler. Çok teşekkür ederim. Kalp göndermişler bil mukabele. Çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Efendim, tekrar konumuza dönecek olursak. Bilmeyen el hüner üretmez. Hayata dair, nasıl konuşacağımıza dair, nasıl yaşayacağımıza dair,
nasıl problemlerin, sıkıntıların üstesinden gelebileceğimize dair kendimizi sağlam bir kaynaktan gelen bilgilerle desteklemezsek, aynen karda, kışta incecik bir gömlekle dışarı çıkmış, üşümüş, hasta olmuş insan gibi sosyal ve psikolojik yönden hasta oluruz. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmek için bizim bir bilgiye ihtiyacımız var. Çocuk ateşlendiği zaman onu habire üzerini örtüp bürüyerek biraz daha fazla ateşlenmesini sağlarsak ne olur? Havale geçirir. Yani bir insan normalle normal dışının, anormalin sınırını bilmezse anormali normal zannedebilir. O yüzden de eğer bilgi olmazsa insanlar rastgele, insanlar sıkıntılı, insanlar bunalımda bir hayat sürerler ve nitekim sürüyorlar ne yazık ki. Efendim, Osmaniye'den Ayşe Hanım Efendi bir mesaj göndermiş. Hocam 30 yıllık evliyim. Eşim 30 yılda yapmadığı davranışı yapmaya başladı. En ufak şeyde bağırıyor. Bağırarak üzerime yürüdü. Çocuk ağlıyordu. Sustuktan sonra bağırmaya başladı. Benim garibime gidiyor. Neden böyle? Şimdi mutlaka içinde oturtamadığı bir şeyler vardır. Ya bir borca girdi. Ya birilerinin yanında rencide edildi. Ya düzeltemediği bir sıkıntısı var. Kendisini kötü hissediyor. 30 yılda yapmayan bir insan yeni bir şeyi yapmışsa onun yaptığına değil, onu yaptıran sebebe odaklanın. Mesela deyin ki, hayatım, aşkım, bir tanem, 30 yıllık dünyanın en harika hayat arkadaşım. Sen böyle değildin. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Sen öfkeli değildin. Seni öfkelendiren bir şey mi var? Farkında olmadan ben mi yapıyorum? Çocuklarla mı ilgili? Dışarısı hayatıyla mı ilgili? Allah dert verip derman aratmasın. Dert misafirdir. Ben senin için ne yapabilirim? Nasıl senin bu sıkıntını kaldırabilirim? Nasıl senin kendini daha iyi hissetmene yardımcı olabilirim? Böyle söyleyin. Garibime gidiyor demekte haklısınız ama bağırmasına değil, onu bağırtan sebebe odaklanmanızı tavsiye ediyorum. Bağırdığına odaklanırsanız kendinizi düşünmüş olursunuz. Bağırtan sebebe odaklanırsanız eşinizi düşünmüş olursunuz. Şu anda düşünülmesi gereken kişi eşiniz. O yüzden bir dua edin, niyet tutarak sadaka verin, eşinizi anlamaya çalışın. Bazen sessiz kalmak, bazen o bağırsa bile tamam hayatım affedersin deyip geçiştirmek, geçici bir sürelik bu öfke krizinin tamamen yok olmasına sebep olabilir. Eğer devam ederse oturup konuşmaya ve sevgiyle, muhabbetle, gerçekten çözmek niyetiyle yaklaşmaksa fayda var. Efendim, şimdi eşlerin takip ettiği yazarlar olmalı, takip ettiği kitaplar olmalı. Biraz önceki Ayşe Hanım Efendi'den bir cevap geldi. Hocam söylediğiniz hiçbir sıkıntımız yok. Çevresini örnek alıyor diye. Şimdi eğer yeni bir çevreye girdiyse 30 yılda yapmadığı bir şeyi çevreden örnek aldı diye yapması bana çok da olur gibi gelmiyor. Elbette olabilir ama ben yine de onun içerisinde oturtamadığı, canını sıkan, moralini bozan bazı şeylerin olduğunu düşünüyorum. Hanımefendi, 30 yıl az değil. Çeyrek 100 yıldan daha çok bir zaman dilimi. Birlikte bu kadar süre başka zamanlarda da o bağıran birilerini görmüştür eşiniz. Dolayısıyla eğer değişseydi şimdiye kadar değişirdi. Ha, bundan sonra değişmez mi? Elbette insan her yaşta olumlu da olarak, olumsuz da olarak değişebilir. Davranışları değişebilir. Ama ben yine de eşinizin canını sıkan, moralini bozan ve kendisini kötü hissettiren şeylerin olabileceğini düşünüyorum. Bu şekilde yaklaşırsanız bir kaybınız olmaz, bir denemenizi tavsiye ediyorum. Allah daha iyi olmanıza yardım etsin inşallah. Efendim, bir sorumuz daha geldi. Hocam sizi çok seviyorum. Allah razı olsun. Rabbim de sizi sevsin. Eşim at yarışı iddia oynuyor. Ben nasıl davranabilirim? Psikologdan da yardım almak istemiyor. Ben nasıl davranabilirim? Allah razı olsun hocam. Amin cümlemizden efendim. Şimdi ne yazık ki iddia ve at yarışları da bağımlılık yapan oyunlardan. İnsanlar bunaldıkları zaman, huzurları kaçtığı zaman, çevresindeki birileri oynuyorsa ya ben de oynayayım bir şey olmaz diye zevkine, eğlencesine girebiliyorlar. Bazen bunalımdan girebiliyorlar, bazen yokluktan girebiliyorlar. Biraz 2-3 işte bir miktar para kazanayım diye. İşte bu da bilgi eksikliğinden, Allah buralarda kazanılan paraları istemiyor. Bunları helal saymıyor. Ve orada geçirilen zamanları Allah istemiyor. Ömrün, gençliğin, zamanın boşa gittiğini söylüyor.
O yüzden de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerine bakarsak bunların zinhar doğru olmadığını görürüz. O yüzden eşinize iyi davranın. Eşinizle ilgili konuşarak halletmeye çalışın, anlatmaya çalışın ve yani eşinize tesir edecek birileri varsa o birileriyle yakın olmak, ailece gidip gelmek bazen halin düzelmesine yardımcı olabiliyor. Dua edelim, iyi davranın ve güzellikle eşinizi bir daha oynamaması konusunda ricada bulunun. İnşallah iyi olur. İnşallah Allah'ım kolaylık versin. Ne diyelim, bu zor ve sıkıntılı bir süreç. Keşke bir yardım alabilseniz. Bazen dışarıdan birilerinin sözü çok iyi gelebiliyor. Allah kolaylık versin. Efendim, Almanya'dan Melek Hanım efendi mesaj göndermiş. Çok kısa bir zamanımız kaldı. Hızlıca okuyayım. Salih Hanım, ne güzel konuşuyorsunuz. Sabah kadar dinleyebilirim sizi. Allah razı olsun. Benim çok iyi bir işim var ama ne güzel, Allah'ım sana şükürler olsun. 11 yıllık evliyim. Ben Almanya'ya gelin geldim. Aslında ilk zamanlar Almanya olduğu için kabul etmemiştim. Fakat eşim çok düzgün bir insan olduğu için çevremin de tavsiyesiyle kabul ettim. Çok düzgün, çok iyi bir eş. Fakat bazen şeytan mı aklına giriyor bilmiyorum. Gurbette olduğum için bunu sürekli eşimin başına kakıyorum. Keşke Türkiye'de yaşasaydık falan diyorum. Şimdiki aklım olsa kabul etmezdim gurbeti diyorum. Onun da kalbini kırıyorum. Nasıl davranmalıyım? Allah sizden razı olsun. Değerli hanımefendi, biz biliyoruz ki rızık Allah'tandır. Allah rızkınızı orada tayin etmiş, bitti. Eşinizle ne alakası var bunun? Niye eşinize ilişkilendiriyorsunuz? Eşinizin üzerinde kural koyan birisi var. Allah sizi oraya gönderdi ki sizin orada bir hizmetiniz olacak. Eşinize orada destek olacaksınız. Rızkınız sizin orada. O yüzden eşinizle alakası yok. Bu tamamen Allah'la alakalı. Teslim olun. Raditu billahi rabben ve bil İslam'ı dinen ve bil Muhammed Resulen sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli hanımefendi, ne eşinizin kalbini kırın ne siz üzülün. Allah, o dağıtımı Allah yaptı ve inanın sizin için en iyi olduğu için yaptı. Allah kolaylık versin. Efendim, son soru dedim ama selamun aleyküm hocam demiş. Ve aleyküm selam. Eşimin kumarı var, nasıl davransam faydalı olur? Şimdi kumar, alkol, at yarışı gibi oyunları oynayanlar zaten kendi içlerinde bir kavga, bir savaş içinde oldukları için buralara gidiyorlar. Dingin, huzurlu, sükunetli insanlar buralara kolay kolay gitmez. Ve siz ona karşı çıktığınız zaman bir meydan okumuş ve bir meydan savaşını başlatmış olursunuz. Ve bu savaşın galibi yoktur. İki tarafta yara alır. Kumar da oynasa eşinize iyi davranmanızı, güler yüzle hareket etmenizi, onu bu tarafa çekecek şekilde hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Birlikte iyilik yardım alın. Ve Allah kolaylık versin. Allah'ım yardımcınız olsun. Ama zor bir durum, kesinlikle destek almaya ihtiyaç var. Ama eşinizin de anlayışa ihtiyaç var. Kötü davranmayın, iyi davranın. Allah'tan yardım isteyin. Kalpleri eviren, çeviren Allah. Biz bazen hep eşimizden istiyoruz ama eşimize verecek olan da Allah. O yüzden Allah'ım kolaylık versin. Rabbim hayırla kurtarsın inşallah. Ölü gibiyim, ne yapacağımı bilmiyorum. Bunalımdayım, dua istiyorum demiş. Allah-u Teala hayırla hayata döndürsün. Rabbim hayırla sizin yardımcınız olsun ve sıkıntılarınızı kurtarsın inşallah, sıkıntılardan kurtarsın. Efendim, programımızın sonuna geldik. Arayan, soru soran değerli kardeşlerimiz, inşallah çok detaylı ve kapsamlı cevap verme imkanım yok ama inşallah işe yaramıştır. Allah-u Teala yaptıklarınızı, yapacaklarınızı hayır eylesin. Allah-u Teala gönlünüze göre versin. Allah-u Teala şartlarınızı düzeltsin. Şartların düzelmesi için size ne düşüyorsa onu yapmanızı Rabbim nasip etsin. Eşlerinizin gönlünü de, sizin gönlünüzü de kendisine çevirsin. Yolunuzu da, yolculuğunuzu da hayır etsin. Allah'a emanet olun efendim. Yaptıklarınız, yapacaklarınız hayır olsun. Hoşça kalın.